Real TV Amerika'dan haber verir. Başkan Joe Biden ve Irak Başbakanı Mustafa El-Kazimi bugün A evinde ilk yüz yüze görüşmesini gerçekleştirdi. Taraflar tarafından bu yapılan görüşmede birçok konu aslında ele alındı. Tabii en önemlisi ise Amerika'nın Irak'taki askeri varlığı konusuydu. Hemen isterseniz Amerika'nın Irak'taki askeri varlığı durumuna şöyle bir göz atalım varlığına. Bildiğiniz gibi Amerika güçleri 18 yıldan uzun süredir Irak'ta bulunuyor. Irak'ta şu anda mevcut olarak IŞİD kalıntılarıyla mücadeleye odaklanan 2500 Amerika askeri mevcut durumda. İşte bugünkü görüşmede de 2021 yılı sonuna kadar Amerika'nın Irak'taki muharebe misyonunun resmi olarak sonlandırılması için anlaşmaya varıldı. Amerika'nın Irak'taki misyonu bundan böyle tamamen eğitime ve Irak ordusuna kendini savunma konusunda danışmanlık verilmesine yoğunlaşacak. Konuyla ilgili Başkan Joe Biden açıklama yaptı. Irak'taki rolümüz dedi, eğitime, desteğe ve yardıma devam etmeye odaklanacak dedi. IŞİD ortaya çıktığındaysa mücadeleye destek sağlamayı kapsayacak şeklinde konuştu. Ancak bu yıl sonundan itibaren muharebede yer almayacağız şeklinde konuştu Biden. Öte yandan Biden yönetiminden üst düzey bir yetkili Başbakan Kazimi'nin ziyaretinden önce yaptığı açıklamada hiç kimse misyonun başarıyla sona erdirildiğini söylemeyecek dedi. Amaç IŞİD'in uğratıldığı yenilginin sürdürülmesidir şeklinde konuştu. Ayrıca Biden yönetimi yetkilisi danışmanlık ve eğitim görevi için Irak'ta kaç Amerika askeri kalacağı konusunda da herhangi bir detay paylaşmadı. Diğer bir yandan Amerika ve Irak arasında sağlık, enerji ve askeri olmayan diğer konularda da anlaşmalar yapılması da öngörülüyor diyebiliriz. Biden yönetimi ayrıca Amerika'nın aşı paylaşım platformu olan COVAX aracılığıyla da Irak'a 500 bin doz Pfizer-BioNTech aşısı sağlamayı planladığını da açıkladı. Başkan Joe Biden aşıların birkaç hafta içinde Irak'a gönderilmesinin planlandığını da kaydetti açıklamasında. Özlem Şen Yaşar, Real TV, Washington.